73 yaşındaki emekli Mehmet Arlı'nın tüm vücudu, kol ve bacakları da dahil olmak üzere kızarıklıklarla kaplandı ancak 6 ay boyunca teşhis konulamadı. Kastamonu'da yaşayan Mehmet Arlı, başlangıçta kol, bacak ve vücudunda meydana gelen kızarıklıkları önemsemedi. Ancak kaşıntıları şiddetlenmeye başladıkça, bunun egzama olduğunu düşündü ve Kastamonu, Karabük ve İstanbul'daki birçok hastaneye başvurdu. Ne yazık ki, Arlı'ya teşhis konulamadı. Kaşıntılarından kurtulamayan Arlı, sonunda Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne gitmeye karar verdi. Burada yapılan bir biyopsi sonucunda Arlı'ya uyuz teşhisi konuldu ve 23 günlük bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuştu. Arlı, Karabük ve Kastamonu'da birçok hastaneye başvurmasına rağmen yeterli tedavi alamadığını belirtti. Kaşıntıları her geçen gün artmaktaydı ve başlangıçta egzama olduğunu düşündü. Gittiği sağlık kuruluşlarındaki yetkililer, bu durumun alerjik bir reaksiyona benzediğini ve karaciğer veya dalaktan kaynaklanabileceğini söyledi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Etlik Şehir Hastanesi'ne gitmeye karar verdi. Burada uyuz olduğu ortaya çıktı ve tedavi sonuç verdi. Kaşıntılarından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Arlı, Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği, Sağlık Bakanlığı ve devletimize teşekkür etti. Etlik Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Profesör Doktor Selda Pelin Kartal, hastanın başlangıçta gerçekten egzemaya benzer bir durumla geldiğini ve bunun ayırt edilmesinin zor olduğunu belirtti. Son dönemde uyuz şikayeti yaşayan hastaların şikayetlerinin değişkenlik gösterdiğini ve farklılaştığını fark ettiklerini söyledi. Bu nedenle uyuz şüphesi duyulması ve araştırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Biyopsi ile teşhis konulduğunu ve hastanın uyuz tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu belirtti. Tıp dilinde Scabies olarak tanımlanan uyuz hastalığı, uyuz böceği olarak bilinen Sarcaptus hominis adlı akarın neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığıdır. 3 ile 5 milimetre boyutunda, gözle görülmesi pek mümkün olmayan akarın neden olduğu uyuz hastalığı, akarın cilde girmesi ile oluşur. Cildin üst katmanlarında tüneller açarak ilerleyen akar, yaklaşık 4 ile 8 hafta kadar yaşar. Ancak bu süre boyunca açtığı tünellere yumurta ve dışkı bırakır. Bunun sonucunda uyuz hastalığı ile karşılaşmış oluruz. Ciltte reaksiyona neden olan bu durum, şiddetli kaşıntıya yol açar. Tedavi edilmediğinde ise ciltte döküntü, yara ve farklı enfeksiyonların oluşmasına neden olur. Bıraktığı yumurtalar ile çoğalan akarlar, insan vücudu dışında 1 ile 2 gün kadar hayatta kalabilir. Bu yüzden, toplu yaşanan yerlerde kişiden kişiye bulaşma ihtimali çok daha yüksektir. Akarın, derinin üst katmanlarında açtığı tüneller, bıraktığı yumurta ve dışkı son derece şiddetli bir kaşıntıyı beraberinde getirir. Sıklıkla parmak araları, bilek, dirsek, ayak, göbek çevresi ve koltuk altında kaşıntıya neden olan hastalık, kişinin genel sağlık durumunu için tehdit oluşturmasa da hayat kalitesini oldukça düşürür. Uyuz, son derece kolay bulaşan bir hastalıktır. Hastalığın görülme sıklığı sonbahar ve kış aylarında artış gösterir. Okul, hastane, bakım evi ve kışla gibi yerlerde çok daha sık rastlanan uyuzun kaynağı, halk arasında uyuz böceği olarak bilinen Sarcaptus hominis akarıdır. Uyuz, aile bireyleri arasında da sıklıkla bulaşır. Hastalığın bulaşma şekli, ten teması ile olabileceği gibi ortak kullanılan yatak, çarşaf, havlu ve kıyafetler de hastalığı taşıyabilir. Bunun sebebi akarın insan vücudu dışında 1 ila 2 gün kadar yaşayabilmesidir. Her yaş ve cinsiyetten kişide görülen uyuz hastalığının kişisel hijyenine özen göstermeyen insanlarda görüldüğüne inanılsa da bu doğru değildir. Uyuz hastalığının kişisel hijyen ile direkt olarak alakası bulunmaz.